Hani IMF ile eş güdümlü yapısını nispeten kaybetmeye başladı. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu yayımladı. IMF ile eş görmemek lazım. Yani IMF ile çok ayrı bir yapısı var Dünya Bankası'nın artık. Banka, Türkiye'de enflasyonun Mayıs'ta zirveyi gördükten sonra kademeli olarak gerileyeceğini belirtti. Bankanın raporunda sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun Mayıs'ta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye ekonomisinin ise bu yıl 3 ve gelecek yıl %3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Zaman zaman hibeler de sağlıyor, destekler de sağlıyor. Bunları kullanmakta yarar var. Çünkü ucuz maliyetli, yani uluslararası tefecilerden almaktansa, kredi almaktansa Dünya Bankası'ndan yararlanmak çok daha avantajlı bile olabilir. Öte yandan Dünya Bankası Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek finansman verme kararı aldı. Türkiye'ye aktarılan kaynak tutarı 17 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseltildi. Ben bir sorun görmüyorum. Tabii burada böyle bir anlam çıkarıldı ne yazık ki. Sanki hani Dünya Bankası da alınca sonraki aşama IMF olacak diye. Ha şunu sorarsanız mevcut ekonomi politikaları IMF'ye götürür mü Türkiye'yi? Evet götürür.